en kolay yoldan en fazla kazancı elde etmenin, hatta böyle en kısa şekilde dünyada rahatı ve konforu yakalamanın yollarını arıyoruz. Bu yüzden haram, helal, bu kavramlar bizde değerini yitirmeye başlıyor. Çünkü karşımızda piyango gibi bir cazibe söz konusu. Hatta çoğumuz bunun binlerce kişi tarafından yapıldığını ama binlerin içinden birkaçının kazandığını bildiği halde bu piyangoya giriyor. Çünkü burada bir fırsat görüyor. Çünkü insan kazanmak istiyor. İşte biz de bugün piyangonun helalinden, haramından konuşmayacağız. Bugün insanın fıtratından konuşacağız. Çünkü diyoruz ki biz kazanmak değil, ebedi kazanmak istiyoruz. Şimdi bu noktada bizlerin kesinlikle en temele inip Allah nasıl bir zat? Bizim Rabbimiz boyun eğdiğimiz zat veya kurallarına uymamız gereken zat nasıl bir zat, onu çok iyi tanımamız lazım. İnsan emin olun nefis taşıyor ama bu nefis zannettiği kadar böyle akılsız, şuursuz değil. Fırsatını gördü mü kaçırmadan ona dalmak ister. İşte Allah'a bu kadar gitmek istemiyorsa muhtemelen biz nefsimize Allah'ı doğru düzgün tanıtmadık. Allah'ta nasıl bir fırsat yatıyor, neler verebilir, nasıl bir zattır bilmediğimizden yüz çeviriyoruz. Ama diyoruz ki sohbetin öz konusu Allah kazandırma noktasında kimsenin kendisini geçemeyeceği zattır. Allah'tan daha fazla kazandırmayı kimse başaramaz çünkü dünyadaki bütün kazanmalar da onun tezgahında dokunmuştur. İnsanın içine nakşedilmiştir. Yani bütün fırsat dediğiniz her şey o hazineden yeryüzüne saçılıyor ve biz o fırsat diye nitelendirdiğimiz her şeyle aslında esas fırsatı kaçırmak üzereyiz, farkında değiliz. İşte bugün Cenab-ı Hak bizim için neyi murad ediyor diye şöyle bir düşünelim. Bugün bir onu konuşalım. İçimizdeki duyguların sahibi kim? Bizim içimize bu hırsı, gayreti, kazanma arzusunu kim dokudu? Beşerin teknolojisinin yetmediği bir donanımla et parçası arzuluyor ya. Hem de kaybetmemek üzere arzuluyor. Hatta ne kadar kazansa da yine arzulamaya devam edecek. Ronaldo'nun maç sonrasındaki o videosu. Muhtemelen burada paylaşacağız onu da. Milyon dolarları var. Dünyanın en çok gol atan futbolcularından biri. Ve en çok muhtemelen o yüzden maç kazanmış futbolcularından biri. Ama bir maçta yenildi diye ciddi sıkıntıya giriyor. Yani insan bilmiyorum belki üzülebilir ama hüngür hüngür ağlar mı? Hüngür hüngür ağlıyor ya. Niye maç mı görmedin? Maç mı kazanmadın? Gol mü atmadın? Lüks araban mı yok? Villan mı yok? Niye böylesin? Dediğinde işte bizim esas konumuza geliyoruz. İnsan kazanmak değil arkadaşlar. İnsan ebedi, kesintisiz kazanmak istiyor. En ufak bir noksanlığı görse, bırakın ahiretinin cehennem olmasını, dünyası bile cehennem olmaya başlıyor. Türkiye'nin yetiştirdiği, Türkiye'nin köyünden çıkan bir adam değil mi Nusret? E bakıyorsun yine milyon dolarlar elde etmiş. Belki 30-40 milyondan fazla takipçisi var, tanıyanları daha da fazladır. E şimdi neye çalışıyorsun? Yani sonuçta 400 kişilik bir köyden 40 milyon kişilik bir dünyaya açılmışsın. Neyin peşindesin hala? Ha işte konu oraya geliyor yine. Kazanmak değil mesele. Mesele fıtratın aradığını bulmak. Ney? Ebedi kazanmak. Piyangoda da bu iş aynen buna dönüyor. Şimdi biz kazanmak istiyoruz. Öyle zannediyoruz değil mi? Hayır. Sen ebedi kazanmak üzerine programlanmışsın ve diyelim ki sende çıktı bugün. Oo, artık milyonu attın hesabı, ne kadar yatırırlar bilmiyorum ama yatırdın hesabı. Harcadın, ona gittin, buna gittin. Fıtrat hazda da dikkat et ebediyeti istiyor. Konforda da ebediyeti istiyor. Dedik ya kazanmakta da ebediyeti istiyor. Bunların noksanlığını görmeye dayanamıyor milyon doların içinde olanlar. O zaman hesap et. Sen ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Aradığın kazanmanın ötesinde bir şeyse, hazın ötesinde bir şeyse bunu verecek kapıyı bulmak lazım. İşte fırsat dediğin tam olarak bu oluyor. Sonsuzu kazanma fırsatı. Dünyada şöyle gözümü gezdiriyorum. İş yerleri, şirketler, dünyanın en büyük firmaları yok abi, bitmeye engel olamıyorlar. Bu son buluşa çare bulamıyorlar. Bu tatminsizliğin önüne geçemiyorlar. Ve insanın o esas arayış kazanmak değil, sonsuz kazanmak. Defaatle vurgulayacağım. Hazzı da aynı şekilde, konforu da, ailevi mutluluğu da. İşte bu esas kazancı fıtrata bir türlü veremediğinden dünya milyon dolarların, milyar dolarların içinde tatminsiz insanlarla dolu. Sen de bunlardan biri mi olmak istiyorsun? Aradığın bu mu gerçekten? Özendiğin hayat acaba çok da özenilecek bir tarafı olmayan bir
hayatımı şöyle bir hesap et. Peki ne yapalım? Yani o zaman bu işe girmeyelim mi? Fıtratımız bunu istiyorsa hayatı neye göre şekillendireceğiz? Kesinlikle hayatımızı fıtratımıza göre inşa edeceğiz. Dedik ya, ne istediğine bir karar vermen lazım. Ne aradığını bir iyi analiz etmen lazım. Yani oyalanma üzerine sarf edeceğin kadar uzun bir ömrün yok. Bu yüzden bu işi ebediyete taşımanın bir yolu varsa eğer, senin kesinlikle bunu bulman lazım. Bu piyangoyu kesinlikle kaçırmaman lazım. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin bir teşhisi, belki milyondan bir kişiye çıkma ihtimali olan piyangonun, bu bizim bildiğimiz piyangonun önünde kuyruğa giriyorsun, kazanma ihtimali o kadar düşük. Ey nefsim, 100 kişiden 99'unun kazanacağı bir iş, bir piyango var. Neden bundan yüz çeviriyorsun? Niye %99? Çünkü bu işi gerçekten Allah için, Allah'ı tanıyarak yapanların kaybetme ihtimali çok düşük olandan kazanma ihtimali çok 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 düşük olana gidiyorsun. Hem onu kaybettiğin gibi, kazanamadığın gibi de burayı kaybediyorsun. Şimdi bir hesap yap. Ben ebediyeti kazanmak istiyorsam neden çok düşük bir kazanma ihtimaline karşılık ve velev ki kazansam tatminliğimi yakalayamamama karşılık kazanma ihtimalim yüksek olan %99 olanı kaçırayım? Hatta bana göre %100. Siz Allah'ı tanır, iman eder, itaat ederseniz Allah size niye azap etsin? Diyor Cenab-ı Hak. İşte bu fıtratın karşılığında kazanmanın ebediyetidir Allah. Zevkin ebediyetidir Allah. Ailede mutluluğun ebediyetidir Allah. Kaybetmemenin, acı çekmemenin, sıkıntısızlığın çözümüdür ama ebedi çözümüdür Allah. Nereden biliyorsun deyince bunu da ufak bir tanıtalım ve bitirelim. Dedik ya zaten, içimizdeki bütün kazanma arzuları o tezgahta dokunuyor. Ve Allah kulunun başarmasını bir babanın evladının yüksek mertebelerde görmesinden daha fazla istiyor. Bir annenin evladını emzirmesindeki duyduğu şefkatten daha fazla kulunun üzerine titriyor. Nereden biliyorsun? Bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bakıyor sahabeleriyle beraber bir hanım böyle meydanda çocuğunu arıyor. Savaş meydanı muhtemelen. Çocuğunu arıyor. Gördüğü çocuğu da bağrına basıyor, kendi çocuğu diye. En son kendi yavrusunu bulunca basıyor, onu emzirmeye başlıyor ama nasıl öpüp kokluyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, şu kadını gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. O kadının çocuğuna şefkatinden Allah kullarına daha şefkatlidir buyuruyor. Şimdi bakıyorsun Resulullah'ın beyanı geldi. Bu kadar mı? Hayır. İnsanın varlığında ona sunulanlar, bütün insanlık toplansa, dünyanın en zenginleri toplansa anda bir hayatı tasarlamada, üretmede yetersiz. Ama bahşediliyor, saçılıyor. Adeta damdan şeker atar gibi Allah kainata hayat saçıyor, göz saçıyor, lezzet almak saçıyor, insan bedeni donanımı saçıyor. Bu kadar hazinem geniş diyor yani. Şefkati anneden öte, verme potansiyeli bu kadar yüksek, diriltme bir araya getirip toplamayı zaten bir baharda gösteriyor. Zaten insanın bedenini an be an toplayarak gösteriyor. Hani o gereksiz bir müşrik gelip Efendimiz Aleyhisselam'a demişti ya, kemikleri şöyle ufalayıp atmıştı. Demişti ki, bu ölmüş kemikleri kim diriltecek? Efendimiz Kur'an'dan o mesajı ona nakletmişti. De ki, başta kim onları bir araya getirip toplamışsa o diriltecek. Ne yapıyor? Zaten gösteriyor, topluyor. Gücü var. Potansiyel zenginliği var. Vermek arzusu var. Ben onu niye tanımaktan kaçayım ki? Onun gibi bir fırsat gözle görür gibi ortada. Neden bu iman piyangosunu almayayım ki? Neden 3 kuruş kazanma ihtimalimin olmadığı bir şeyde hem kaybedip, hadi velev ki kazandık dedik ya, onun elemini çekeceğime, tatminsizliğini yaşayacağıma, bunalımını yaşayacağıma neden ebediyeti kazanmanın fırsatını kaçırayım ki? 3 kuruş dünya için sonsuz kazanma ihtimalini kaçırmak hiçbir yatırımcının yapacağı bir iş değil. İşte biz de insan fıtratı olarak en büyük yatırımı arıyoruz. Allah'tan daha büyük bir yatırım noktası görmüyoruz. O zaman unutma, içindeki kazanma arzusunun sahibi kazanmanı değil, ebedi kazanmanı istiyor. İçindeki lezzet ve haz alma duygusunun sahibi lezzet almanı değil, ebedi lezzet ve haz almanı istiyor. Bu yüzden fıtratına bunu koydu. Bediüzzaman'ın cümlesi, vermek istemese istemeyi vermez. Vereceğini fıtratında söylüyor. Kainatta gösteriyor. Yani ispat ediyor, yaratıyor. Kur'an'da beyan ediyor, peygamberlerle ilan ediyor. Daha ne yapsın? Bu yüzden bu fırsatı kaçırmadan hemen iman piyangosunu al. Diğerleri varsa elinde, yat gitsin. Bu ticareti kaybettiğimize değmez.